biliyorsunuz yani aşağı yukarı bir 6 senelik falan gecikmeyle. Hatta 2011'de bitecekti. Demek ki 8 senelik gecikmeyle açılan bir şey. Ve de enteresan olan da tabii seçime bir ay bile seçime yaklaşırken açılması. Niye daha önce açılmadı? Birleşik Taşımacılar Sendikası elemanları bu hattı çalıştıran kişiler. Onlar ikaz ettiler. Dediler ki bu hat tamamlanmadı. Daha eksiği var. Sinyalizasyon sistemi tam olarak çalışmıyor. Çünkü sinyalizasyon merkezinde olması gereken personel yeterli değil. Daha yeterli bilgiye de sahip değil. Artı bu hatta pek çok makas yapıldı. Bu makasların işte otomatik olarak çalışması lazım. O motorları tamam değil. Hatta bir metroya dönüştüğü için burada çalışacak pek çok sayıda makiniste ihtiyaç var. Dolayısıyla alelacele makinist alındı. Ki makinistlerin eskiden biliyorsunuz TCDD'nin kendi lisesi vardı. Oradan yetişen elemanlar alınırdı. Yani tecrübeli insanlar alınırdı. Şimdi piyasadan eleman alıp bir 15-20 gün bilemediğiniz bir ay, iki ayda makinist yetiştirilmesi mümkün değil. AKP'nin biliyorsunuz bu konuda karnesi çok zayıf. İlk geldiklerinde İstanbul Ankara arasındaki hattı işte iyileştiriyoruz şeyleriyle ortaya girdiler. Ve hızlandırılmış tren diye bir şey icat ettiler. Esasında hızlı falan değildi. Zaten İstanbul Ankara arası o zaman 6 saat falan sürüyordu. Ve dediler ki İstanbul Ankara arasını biz 4 saat indireceğiz. Onu da yapamadılar yani 5 saat yaptılar. Ama hat üzerinde düşük çaplı kurtlar olduğu için hız belli hızı onlar 140 hız koymuşlardı ama bu 140 hız her yerde uygulanamıyordu. Sadece düzlüklerde uygulanabiliyordu. Kurt kesimlerinde hızın düşmesi gerekiyordu. Ama makinistler tabii o şeye de çok alışık olmadıkları için o şeyi kurtaramadılar. Bir de tabii altyapının da şeyi var. Üzerinden bu şey geçtiği için altyapıyı tamamen iyileştirmezseniz üst yapıdan gelen dinamik etkiler altyapının da bozulmasına neden oluyor. Onun da etkisiyle orada tren raydan çıktı ve 35 kişiydi sanıyorum kaybetti. Tekirdağ'da yani ben hayatımda öyle bir şey görmemiştim. Bir menfez yapıyorlar. Üstünü ne biçim dolguyla dolduruyorlarsa yağmur suları geliyor. Menfezin üstündeki dolguyu alıp gidiyor ve raylar köprü gibi havada kalıyor. Oradan geçerken tren çıktı. Yine orada da bir 25 kişiyi kaybettik. Arkasından Ankara'da aynen bu hat gibi açmayın, sinyalizasyonu tam değil dediler. Açtılar, 9 kişiyi de orada kaybettik. Yani tam bir cahil cesareti. Şimdi burada bir kaza olsa sorumluluğu almayacaklar. Hayır, bu işin fıtratında var deyip geçiyorlar. Başladım kullanmaya ama tabii korkuyorum yani herhangi bir kaza falan olabilir diye. Evet, trenimizi bugün ilk defa denedim. Umarım Ankara'daki felaket yetkililere bir ders olmuştur. Bu treni alelacele açmamışlardır diye düşünüyorum.